Şimdi Taner, o bizim Rıfkı yok mu? Bu Rıfkı ile lise son sınıftayız. Daha sakalımız, bıyığımız yeni tellir. Daha baba parası istemekten bıkmışız. Daha babadan da isteyemirik zaten. Anayı dürtürük ki işte babama da para versin da. Neyse böyle birkaç muhabbet sohbet bir gün bu Rıfkı ile oturduk dedik ki şey. Oğlum biz iş bulak çalışak. Böyle olmuyor yani baba da bazen nedir? Pokyan'ın oğluna söyle gelsin çalışsın. Şimdi bu da bizim anorumuza dokunur ya. Dedik çalışak nasıl edek? Dedi benim dayım dedi şeyde Dadaş Turizm'de şoför. Otobüs şoförü. Ona söyleyeyim onun çevresi geniş. E dedim söyle. Aradan bir hafta 10 gün geçti baktım Rıfkı beni arıyor. Neydi sen? Dedim neydim oğlum parasız pulsuz oturuyorum. Yaz. Dedi ben dedi iş buldum. Nasıl iş buldun? Dedi senede bana de iş buldum. Dayıma söyledim ya. Dayım bize iş bulmuş. Dedim Allah razı olsun valla tamam. İşte falan yerde buluşak. Buluştuk neyse bundan dayısı mayısı geldi. Şimdi biz sorduk işte da dayı nerede çalışacak? Kaç kuruş para kazanacak falan filan. Dedi ki şey. Oranın adı neydi? Susurluk. La Susurluk nerede diyeyim Erzurum'da? Şimdi düşünürüm Erzurum'da Susurluk. Dedim dayı Susurluk nere? Dedi de Balıkesir. Dayı dedim Balıkesir Susurluk'ta ne işimiz var? Dedi orada dedi bir arkadaşımın dedi tesisi var dinlenme tesisi iyi bir tesis dedi. Baş işi de çok tesislerin yani öyle tesis deyip geçmeyin. Çok firma garir orada durur. Valla biz de dedi yani firma olarak gittik mi o tarafa doğru bütün arabalar orada durur. Oğlum iyi baş işi var. Yani yazın 3 ayda iyi para kazanırsınız. Hele biz biraz düşünek müşünek. Şimdi evdeki durumlar aklımıza gelir. Babamın da o tavırları, mavırları dedim. Ona kardeş lazım değil. Hem gider dedim tatil etmiş oluruz. Balıkesir'de deniz var mı? Direm ola direm Rıfkı. Dire var. Hele Erzurum. Denizi soruyoruz. Yüzmeyi bilen var mı diye soran yok. Ona koyayım. Neyse hele bir denizi bulak yüzmeyi de öğreniriz. Daha 3 ay kalacak abi. Ne 1 ay ne 2 ay. 3 ayda 90 gün. Parayı da kazanacak. Dedi tamam hayalleri kurduk hemen. Dedik bikinili kızlar, tatil, deniz, güneş, koç. Sabahtan akşama kadar Erzurum'da bizim sanayideki çalışanlar gibi çalıştıracak değiller kardeş. Yani bunun bir belli saati vardır. Bunun tatili matili de vardır. Tatil ederek. Neyse tamam ama kafaya koyduk. Neyse evlerden izinimizi aldık. Biz 3 ay çalışacağız. İyi tamam peki. Şimdi hayat öğrenek diye de onlar da yol verirler babamız anamız. Şimdi Rıfkı ile bindik çantamızı yaptık. Hiç çantada yani böyle bir iş elbisesi kıyafet yok. Hep tatil işi. Şöyle jölemiz, biryantinimiz, deniz kremi almışız. Hele bak. Neyse çıktık yola. Aga bey dayısının da o gün sefer gününe denk getirir. Dayısı bizi götürür otobüsüne. Yiye içe, yiye içe. He. Tesislerde dura dura. Ele gidecek işte. Şimdi benim önümde benden Rıfkı 3-4'te oturuyoruz. 5-6'da oturuyoruz. Önümüzde 1-2 sıra var da böyle gidiyor otobüsten numaralar. 1-2-3-4-5-6. Önümüzde de bir tane hacı dede oturuyor. Yanında da bir tane genç kız oturuyor böyle üniversiteli. Anam bacım olsun. Genç bir tane güzel kız. Şimdi üniversite öğrencisiymiş kız da herhalde. Yer bir otobüslerde dolu o dönem. Yani yer bulamamış demişler ki işte yani bir hacı amca var. Normalde erkek gibi bayanın yanına oturtturmuyorlar öyle. Uçak gibi değil öyle. Sosyete değil otobüsle. Yani oturursan sen kız da bakmış sakali burada demiş tamam ne o yani ne fark eder yani dedem yaşında. Olur olur yani bileti kesmişler öyle kızın rızasıyla. Şimdi tabii gözümüze heyecanlı uyku girmiş. Şimdi yolda bunların muhabbetlerini dinlerim. Dede beliydir. Dir kızı nereli sen? Şimdi kız Balıkesirliyim amca. Şimdi dede der he kimlerden sen? Sanki Erzurum'da Hasan Kalalıyam demiş ya da Horasanlıyam kimlerden sen tanıyacak. Aynı az evvel siz akraba çıktınız ya. Aynı ile. Orada Balıkesir Erzurum'dan gerisini neye söylesen. Yani Balıkesirliyam dedi orada muhabbet biter yani da. Kız kesti attı Balıkesir. Kimlerden sen? Amca ne yapacaksın? Kızım soruyorum sen ne okul okuyorsan? Abi bu arada kusura bakma anladım. Neyse. Nerelisen, merelisen, onlardan, bunlardan kız artık bunaldı. En son yine bilidir. Kızım, adın ne? Dedi, amca terbiyesizlik yapma. Şimdi ben de bunları iki koltuğun arasında bunları dinlerim. Kız zaten bayılmış, yatır, ölmüş. Şimdi bunları dinlerim. Adam, kız dedi ki, dedi sakalından utan, dedi amca, dedi bak, dedi şikayet ederim seni. Hacısın bir de, daha haline bak yani. Kızı, hacı yine gider, kurban olayım sana sen. Tövbe, tövbe, tövbe. Neyse böyle abi muhabbet, sohbet neyse biz tesiste mesiste durduk yememiz içmemiz falan. Sabaha doğru biz tesise geldik çalışacağımız yer. Dayı dedi ki, dayı devam edecek İstanbul'a. Dayı dedi ki burada inisiz siz oğlum.
Neyse tesisin müdürü geldi. İşte gece müdürü. Daha patron matron gelmemiş. Biz işte de an sizin yeni garsonlarız bunlar. Bizi öyle oraya bıraktı gitti dayı. İle kendimizi yetim hissetti. Oraya kadar her şey iyiydi. Dayı gidiyor ya, arkasından neredeyse ağlayacağız. Sanki başka bir ülkeye getirmiş bizi koymuş. İki tane Erzurumlu 17 yaşında. Balıkesir'deyiz şeydeyiz. Adını sendi. Susurluk'tayız. Neyse biz güzel başladık. Uzatmayayım. Dayının arkadaşı da iyi kayvele. Baba yiğit bir adam çıktı telsin sahibi. Yiyirik, içirik, eğlenirik, güzel geçir. İşte fazla mesai yaptırır, hakkımızı son kuruşuna kadar verir. Bu arada dedik oğlum bak dedik gel töreli para kazanırız burada adam gibi. Hani gideceğiz kışın yine babamıza işte ana babama diye para versin. Ne vereyim Pohyan'ın oğlu daha geçen hafta aldı. Desen verdik yine verdik de anama dedim iki tane lahmacun alır okulda. Neyse dedim oğlum dedim iyi paramızı biriktirip bak altın. Anamızdan öğrenmişik o dönem. Kim bilir markı euroyu, doları. Zaten euro diye bir şey yok, mark dolar. Dedim ki analarımızda o toplanırlar ya bile bir tane yuvarlak altın alırlar. Adını da bilmedik. O ne? Dedi Rıfkı. İle de cahalsan. Ne ki? Kart. Ben ne bileyim kart. Sen nereden bilirsen? Ben anamın günlerinde bazen duruyorum. Anan günlerinde mi oturuyorsun sen? Neyse. Dedim tamam o kartlardan alak. Şimdi para kazanırız. Rıfkı da kasamız. Butti baba. Ben kazanırım. Yövmiyelerimi alır. Altın gidir beraber altın alırız. Altınları ona emanet ediriz. O da çünkü hakikaten yani Rıfkı'ya... kız arkadaş demeyeyim. Her şeyini teslim et. Yani öyle bir adam. Bir manitam teslim etmem ona. Neyse. Sapık iti oluyor. Neyse. Ağa bey bu bizim kasamız. Para kazanırım ona veririm. O altınlarımızı alır koyur köşeye falan filan. Bir gün hem böyle o şimdi şey var. Sabahçı ben ölürüm. Övleci o ölür. Övleci işte bazen akşamcı ölür. Övleci ben ölürüm. Nöbetlerimiz hep farklı saatlere gelir. Bir tek izin günlerimiz aynı. Vardiyalarımız farklı da izin günlerimiz aynı ayarlarız. Oğlan bir telaşından geldi. Baloç, baloç. O zaman da bana baloç dedi. Ne oldu oğlum az dur üstün başın yırtma. Ne? Ağlayır. Bile yemin olsun gözlerim böyle olmuş patlak. Lan ne oldu sen oğlum? Altınlar yok. Lan nasıl altınlar yok? Sen deli misin? Şimdi başkası olsa şüphelenirim. Yani götünün ayağı yapar. Ula yok burada bu Rıfkı bu yani. Hakikaten bu sağlam. Ula nasıl iyi bakaydın falan. Yok. Abi gittim odayı alt üst etmiş. Yatak yorgan hep. Ağa bey bir şey diyeyim sana. Ne? Abi Balıkesirliler var ya. Üç tane garson da var. Balıkesirli merkezde otururlar. Orası ilçe ya. Onlar da oda bizden yatır kalkırlar. Onlar almış. Ula etmez oğlum onlar etmezler. Etmeyleme. Bu kapıyı mı açık bıraktın? Ne ettin? Tesisin içinde bizim personel odamız. Yok vallahi yok billahi yok her yeri aradık taradık hakikaten yok. Ama artık benim de moralim bozuldu ama onun gibi değil. Altınım gitmiş ona mı yanayım? Bütün birikimlerim 45 günlük param yok. Buna mı yanayım? La neyse kardeşim biz bundan böyle bir ne edecek ne yapacağız derken o Balıkesirli garson geldi abi dedi ne bu sizin bu haliniz ne? İkimiz de böyle sapsarı kesilmişik. Şimdi yani daha yani Erzurumlu para baba daha yani azahirli ol. Hem de altı. Ne, neyse dedi ki şey... Anlattık durumu. Dedi neye üzülüyorsunuz dedi. Dedi ne oldu? Dedi benim anamın dedi gittiği bir koca var. Ne kocası? Yani altından kocanın ne işi var oğlum? Dedi kayıp bulur o. Nasıl? Dedi bizim mahallede bir tanesinin uşağı kaybıydı onu buldu. Lan nasıl buldu uşağı buldu? Buldu kardeş emniyet bulamaydı o bulur. Allah Allah. Hakikaten bulur mu? Bulur. Dedik bize bir randevu ayarla o zaman. Dedi ben anama diyeyim anam size şey etsin ayarlasın ben size derim. Neyse bir iki gün o moral bozukluğuyla iştahtan düştük. Yiyemirik, içemirik, yatamirik, altın idi altın. Sabah kalkıyorum Rıfkı namazda. Ellerini açmış. Allah'ım. Ya Rabbel Alem ben babama ne derim? Kurban olayım falan. Ula tamam dur oğlum bulacak. En son haber geldi ağa bey. Adamın ismi Memeli Hoca. Memeli Hoca. Ula nasıl isim? Ya size ne kardeşim dedi Memeli Hoca. Nerede dedi saat meydanını dedi Balıkesir'de soracaksın saat meydanını. Kime sorsanız gösterir. Dedik hoca demek yani ermiş hoca. Yani bizim Erzurum'da da hocalar var. Kime sorsan gösterirler hakikaten. Tamam dedik. Arası da 20 dakika. Dolmuşa bindik izin günümüzde hemen ayarladık. Bindik dolmuşa geldik bundan. İşte dolmuştan da Balıkesir meydana geldik. Adama dedik ki ağabey dedik bizi saat meydanına yakın bir yer. Saat meydana gidiysen orada indir. Git bile. Tam ne bağırıyorsan gitmişsen. Yakın bir yerde bizi indir. Ben indiririm şeyde artık sorar bulursunuz. Dedi tamam be kızma sorarık buluruk yani. Bizi getirdi Balıkesir'in neyse durak dolmuş durak neresi orada indirdi. Bir de karşıda büfe var. Dedim hele Rıfkı sor oradan kardeşime saat meydanı nereye ya da hangi dolmuşlara binecek öyle.
Geldi Fatih Pancar gibi. Ulu oğlum sordun mu? Sordum. Neye bakıyorsun? Ne dedi? O da bana bakırdı. Allah Allah. Tamam dedim, gel başka bir tane. Demek dedim bunlar bizim Erzurum gibi değil baba. Gele gide belki bir tanesine denk gelirim. Neyse. Girdik bir tane bakkala. Herif dedik saat meydan, herif bizden konuşmuyor, müşteriyle konuşuyor. Ağa bey bir saat meydanını bir söyle, tarif et. La la. Ağa bey bir tarif et. Herif bize ters, kardeşim çıkar mısın dükkanımda? Bizi dükkandan kovdu. La kadar dedim, daha sus abi, kimseye sorma, dur baba kendine dur. Bir tane taksiye binak gidelim. Taksiye bindik dedik, selamun aleyküm, aleyküm selam. Zaten tipimizden belli, yabancı. Hemen bellidir. Şimdi bize de demişlerdi ki böyle binen de ile yabancı mabancı takılmayın. Bir memlekette ile İstanbul, İstanbul böyle büyük batıda matıda. Yani oranın milleti gibi davranıyorsa sizi çok dolandırırlar. Şimdi kulağımıza küpe kalmış ya Taner. Dedim bizi saat meydanına götür. İle kendimden emin. Dedim yalnız şey ana yoldan gidek. İle ara yollara falan girme, vaktimiz şey acil işimiz. O taksici döndü, belli işiz acil maşallah subhanallah falan. Dedim hullu hullu. Neyse bizi götürdü saat meydanına kardeşim. Dedi gideceğiz yeri de bilirsiniz. Böyle yolda pis pis espriler yapıyor. Ben anlamıyorum bunu. Götürdü bizi neyse. O arada biz Rıfkı'yla bir şeydirik. Planımızı, programımızı yapıyoruz. İşte kocaya ne diyecek, nasıl konuşacak, nasıl anlatacak. Sen bir konuşasan, ben bir konuşayım. Kendimize senaryo çizilir. O arada dedi geldik. Neyse herifin parasını ödedik. İndik aşağıda bir tane polis memuru. Hani bunun gibi de şapkası, mapkası, hepsi, üniforması. Dedim Rıfkı. Dedim vallahi bu kardeşim bizi iyi yere yolladı. Yani bizim Balıkesirli garson diyeyim. Dedi niye? Dedim ana Murat koca nasıl kocaysa devlet kuruyor. Baksana kapısında polis bekliyor ama abi. Yani da bu özel güvenlik değil, bekçi değil. Yani bu polis ya. Devlet kuruyor herifi. Dedim dinime biz altınları bulduk. Budur altınlar gelir oğlum dedim. İle. Bir onda rengim mengim töreli kendime geldi. Neyse selamun aleyküm, aleyküm selam gençler. Dedik abi Memeli Hoca'ya geldik. Hangisine? Dedik valla Memeli Hoca meşhurmuş. En meşhur hangisi? Dedi hepsi meşhur, hepsi de Memeli Hoca. Şimdi ben tabii ben... Yani ne diyorsak herif bizden böyle bir bıyık altından, hani taksicinin ağzı bunda da aynı. Dedim ya abi sana bir şey soracağım da biz dedim bazı böyle bir şeyimiz var, bir sorunumuz, derdimiz var. Acaba dedim üflir mi, derim mi hoca falan. Dedi o her sorun gideriyorlar. Hepsi üflir, hepsi hoca. Lo lo. Dedim abi kaç tane hoca var. Dedi ya bu seceralende vereyim memleketlerini. Gidip pezemek. Girsen gir, girsen git. Deyince lo lo lo. Tamam gidin kimlikleri verin dedim. Demek kayıt dalıyorlar gelenden gidenler. Acep diyeyim şeyde soracaklar mı? Yani sizin sorunuz ne? Altın diyeyim mi acep sıkıntı olur mu? Ya da dedim soran dedim kayıp aranıyor. Kayıp eşya var kayıp bulduracak. Neyse bak Allah'tan onu sormadılar. İçeriye girdik ağa bey. Böyle iki katlı evler var. Şimdi bir mahalle. Dedim arkadaş burada bir tane ev yok oğlum. Koca mahalle bunların. Bizim Erzurum'da kocanın biri Hasan Kala'da, kocanın biri sen, biri sen Horasan'da. Eskiden giderdik hocalara. Bir tanesi, efendime söyleyeyim, soruysan diller Dağ Mellesi'nin diye bir koca. Dağın eke, dedim demek burada bütün hocaları bir araya toplamışlar. Bu kadar ev amına. Yalnız evden başladı abi. Fıkır fıkır kayı çekmiyor. Çıkan yarı çıplak. Şimdi bizim, ben böyle bakıyorum malbaş, şapşal bakıyorum etrafa, bu nedir? Tövbe estağfurullah, tövbe. La oğlum ne tövbe estağfurullah, dur bizi nereye getirdin sen ya? Bura nereye ya? En son dedik abla bura nereye? Abla? Hem de abla. Abla nereye? Dedim abla vallahi dedim biz Memeli Hoca dedik. Niye dedi benden iyi hoca olmaz mı? O ne iş tövbe tövbe, abla dedik tövbe de çarpılırsan da o ne ya? Hele nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Ağabey, kurban olduğum. Bura nereye, biz neredeyiz? Siz neredesiniz? Genel evdesiniz. Neredesiniz dedi. Genel ev. Şimdi genel ev lafını tankosunu orada duydum. Bir memlekette başka değiller buna. Şimdi ben demirem yani. Bak hepiniz anladınız. Gülüşsiniz. Dedim abla dedim bu dediğin o dediğin. Aynısı mı? Dedi aynısı. Sen nerelisin? Dedim Erzurum niyam. Dedi hele tipe. Oğlum dedi çıkın dışarı, çıkın dışarı. Geldik polise. Polis dedi ne oldu? Hocaları bir gelmediniz mi? Dedim ağa bey biz size Memeli Hoca'yı söyledik siz bizi nereye sokuyorsunuz dedim ya sen. Ulan dedi siz pezeme kapıya kadar gelmişsen kimliğin verirsen kaiden öyleysen kendin safa yat. Vallahi dedim safa yat bir hemen ağa bey. Ben Esat'tan Memeli Hoca dedim. Ulan dedi çıkın gidin. Bizi neyse oradan kovaladı çıktık. Ulan biz ne yedik ne etmiyok. Genel evin kapısının önünde de taksi durağı var bir tane. O da taksiye dedik ağa bey bak bir adam akıllı anlatak dinle. Biz hakikaten bir hoca arıyorduk böyle ilim irfan sahibi. Adam dedi ki ben sizin derdinizi anladım dedi ilim irfan sahibi değil yani cinci. İlim irfan ne? Cinci hoca şeydi siz.
Dedik ha dedik vallahi dedik bize de biri lazım işte. Onu anlattılar randevumuz var. Eşyamız kayıp onu bulacak. Neyse tamam ben sizi götüreyim. Bana ne neyiz var derdiniz var. Parasıyla değil mi? Neyse aldı bizi götürdü. Geldik neyse kapısını önüne kadar getirdi. Kapıyı çaldık. Bir tane bayan kapıyı açtı. Dedi ki Memeli Hoca'ya geldik. Buyurun gelin dedi. İçeri aldı bizi. Bir tane salonu aldı. Böyle gece kondu tarzı bir ev. Hakikaten de o gittiğimiz yere de yakın. Yani hep aynı mele. Saat meydanı. Meğer orada ben artık da içeride kocayı beklerken döndüm Rıfkı'ya dedim ki oğlum dedim. Demek ki bize bu bakkal bize sövdü, büfeci bizi kovdu, dolmuşçu bizi dolmuştan attı. Yani bu demek biz herkese oturmuş, genel evi soruyorduk haberimiz yok. Dedim yani biz, hata bizim yani Balıkesirli'de suç yok kardeşim, vatandaşta bir suç yok. Neyse ağa bey biz bunları konuşurken falan hoca geldi. Ulan hoca bir geldi ağa bey. Dinime ben ile hiçbir karıda ile meme görmedim gibi. Saddam'ın füzeleri. İle de Nizami. Sarkık markık değil baba. Saçları da uzatmış o keto gibi medyum keto gibi. Aha dalında. Ben orada anladım ki Memeli Hoca buradan gelir. Herifin meğer hormon bozukluğu var. İle hormon bozukluğuna can kurban. Allah bırakırsa benim manitamın da hormonları bozuk olaydı. Ya da nasip bozuluysa ilacı varsa biraz bozulsun hormonları. Neyse selamun aleyküm aleyküm selam işte oturduk mu oturduk derdiz ne dedim an bu şey işte anlattık dedi ki kim kaybetti dedik an bu kaybetti yani bunun bavulundan kayboldu çalındı falan filan. Neyse tamam sen kenarı çekil dedi bunu oturtturdu. Daha yani hoca bu işleri bilirsiniz inni finni cinni hemen tası koyuyorlar ortaya. Tası koydu tasın yanına bir tane kaya koydu bir şey koydu bunun karşısına diz çöküldü. Rıfkı ikide bir dönüyor, bana bakıyor. Aynı bugün İbrahim Ağabey'in beni yakması gibi. Bana bakıyor da. Herif ona drone'u soruyor, o bana bakıyor. Şimdi orada da Rıfkı bana bakıyor. En son koca dellendi. Dedi ki oğlum dedi, dön bana, ona neye bakıyorsan bana bak. O mu bulacak altınları, ben bulacağım. Şimdi koca da sinirlendi ya, ona Rıfkı'yı dürtüren ben de kanepe tut attan Rıfkı'nın götü tam evine vuruyorum. Önen dön, önen dön koca. Konsantrasyonu bozma koca. Transımı bozuyorsunuz falan. Parmaklarının her birinde yüzük var. Ama bunda bile var. Ama godolu bardakta bile, şey parmakta bile var. Her tarafı yüzük. Yine bizim kocalar nurli sıfatli baba sakal koyuyorlar. Bunda sakal makal da yok. Bizim kocaların canını yiyeyim. He bunlar bizim kocalar yine cübbe mübbe giyir azıcık ama bu kadar dursun inanıysan. Neyse efendime söyleyeyim. Buna bir şeyler söyledim öyle diye bir dualar mualar okudu yine bilmediğim dualar falan. Neyse bunu dedi sen şimdi çık dışarı dedi dışarıda bir kümes var. Kendi elinle ya destur diyeceksin üç defa ya destur ya destur ya destur. Gözen ilk gelen yumurtayı alacaksan. Şimdi bu da gitti. Şimdi içimden dilem Allah vere salak yapar. Bizim Rıhkı salak çünkü. O ilk gördüğü de son gördüğünü alır. O destur çekti diyor desturu da çekmez. Ben bilirim bunu da. Şimdi neyse bu gitti. Biraz sonra geldi yumurta elinde. Dedi şimdi o yumurtayı sabah namazını bekleyeceksin. Sabah namazını hoca bitirdikten sonra işte gün alacakaranlık böyle hani aydınlanmadan, tan yeri ağarmadan ile de güzel hikaye anladığı gibi anladın. Onu çiğ çiğ içeceksin. Ben çiğ yumurta içemem dedi. Yok ya bir de senin şeyine mi bakacağız? Senin keyfine mi bakacağız? İçeceksin dedi. Ve ben dedim tamam hocam dedim ben içerim o iş mesela içer dedim falan. İçeceksiniz. Haftaya yanıma geleceksiniz. Tamam kocam. Neyse evden çıktık şimdi dedik. Şimdi bütün keremet bu yumurtada. Hepimiz yumurtaya bakıyorduk yani. Bak yolda dedim oğlum bak elinden düşür ceben koyma. Dolmuşta biri yanan oturur bir şey olur bak oğlum. Benim yanıma oturursan kırarım bak onu elinde tut. Şimdi gazeteye sardık bunu. Şimdi etrafına gazeteyi poşete koyduk. Poşeti birazcık şişiririk. Poşetin içine başka şeyler koyduk. Yani yumurta ortada kırılmasın. İçimden de bir ses diyor ki işte da sakındığın çöp gelir. Gözen mi batar, göten mi batar bir şey diller ya. Şimdi ondan da korkuyorum. Ula diyorum çok da şey bilmiyor. Neyse arası 20 dakika. Hiç oyalanmadık. Balıkesir'de çıktık direkt geldik tesise. Neyse bu hemen yumurtayı sakladı. Oğlum dedi bak altınlar gibi onu da kaybetmeyesen. O yumurta bizim altınlarımız. Söyleme sahip baba. 8 tane altınım var. Kart 8 tane ağa bey az mı ya? Aşın diye hesap etsen kaç lira? He. 8 tane kartım var. Neyse ben ondan bütün kışı çıkartacağım. 8 tane yani daha eskiden değil ya bu parayla kömür yakacak hepsi kışı bundan çıkar. Şimdi benim de o. Manitamla gezeceğim. Apabiden araba kiralayacağım 15 dakika yarım saat bir saat. Falan. Neyse tamam kardeşim falan dedi. Şimdi
Sabah namazına kadar hiç uyumamış. Gözünü uyuyayım yine ben yattım uyudum. Ulan sabah namazı bir bağırtı bir. Ulan ne oldu? La yumurta kırılmış. Lan nasıl yumurta kırıldı? Yumurtayı yastığının altında saklayıp okuyanın oluyor. Allah senin belanı ver. Sakındığın çöp geldi battı gözümüze. Sen yumurta yastığın altına koyulur mu? Pokyan, ben ne bileyim kabuğu sert değil mi bunun? Ulan oğlum kabuğu olur mu lan? Onun içinden civciv çıkan da kırır çıkır da kabuğu olur mu ya? Neyse ne edecek dedim ne edecek? Hayvan oğlu hayvan gidip kocadan bir yumurta daha alacak. Şimdi bu arada da kocaya veririk 100 lira. Bir yumurta 100 lira. Ha dinleme. Hani dur şimdi bir 100 lira. Her 100 lira da o zamanın parası kart parası. Ya, ya yazıram direm oğlum hanen. Sen kaybettin bir kart. Kocaya verdik 100 lira. Yumurtayı sen kırdın oğlum bir 100 lira. Ben yazıram hesabına. Taner'in şeye yazdığı gibi enişesine yazır ya. Yazıram borcunu. Neyse. Geldik koca bir hafta sonra yine iznimiz. Haftalık iznimizi aldık yine çıktık koca. Koca dedi ne oldu yaptın mı? Dedim ne yaptı? Yumurtayı kırdı. Nasıl kırdı? Dedim yastığın altına koymuş. Allah Allah. Neyse bir yumurta daha vereyim ben size. Git kümese dedim anlatma anlatma daha ezberledi. Oğlum üç tane destur çekeceksen gözünün önüne geleni alacaksan. Dedim getiresem sonra ben saklayacağım. Gitti neyse yumurtayı aldı getirdi ben hemen elinden aldım yumurtayı. Neyse işimiz mi şimdi yine parayı ödedik hocaya. Bir yumurta 100 lira değil mi? Bir de üfidir tasada elini sokuyor. Oldu da bitti maşallah. Yolun yiyen kavattır da dedik bir ilk de bir umuttur yaşamak. Yani neyse ağabeyime söyleyeyim. Bu arada çay içmişsen diyenlere de çayımı içirem bak. Çayımı içmirem diye bana kızdılar. Neyse. Geldik bu hafta hemen bunu sabah namazına kadar ben behlettim. Sabah namazında bunu da kaldım. Kalk la dedim. Kalk bu yumurtayı iç. Bu sefer de gitmiş. Kocanın kümesleri iki bölüm kardeş. Birisi bu kocanın tarif ettiği kümes. Bir tanesi de onun bu tarafında adam damızlık işi de yapıyordu. Koca demek ticaretliydi ağabey. Kuluçka tavukları var. Orada yumurtalar yumurtalar tavuklar daha böyle iri miri tavuklar var. Yumurtalar da iri gidir oraya. Diyor ki ne varsa feyiz yumurtada ya. Evet. Çılız yumurtadan bir şey olmaz. Az dolu olsun. Belki altınlar daha sağlam gelir. Daha tez gelir. Git sen o büyük yumurtalardan al gel. Neyse ağabey bu şimdi kaldırdım bunu. Elin yüzünü yıkadı mıkadı duasını muasını etti. Ya işte koca bir şey okuyun demedim. Ben dedim yine de bir Fatiha okuy oğlum. Bir İhlas okuy. Bir Sübeneke bir şeyler okuy. Neyse okudu yumurtayı kırdı tam ağzına girdi. Dedim götürme. Şimdi o bakmıyor. Dedi ne oldu? Dedim oğlum dün içinden cücük çıktı. Ulan içinde bile var ya. Bile bir sümüğün içinde bir şey bile oynuyor. Sabahı görsek zaten içinden civciv çıkıyor. Ulan bu nasıl koca? Oğlum bu koca. Ya bu ne etti bize bu herif ya bu cincin? Dedim ne olacak? Dedim ne olacak? Bir 100 lira daha verecek. Bir de şaftayı bekleyecek. Bir 100 lira daha. Etti 3 kart yazıram. Bunu da mı bana yazsan? Ya kime yazacağım? Yumurtayı sen almadın mı oğlum? Sen seçmedin mi? Ben mi seçtim? Yazıram bir kart daha. Neyse efendime söyleyeyim. Bir dahaki hafta geldik. Ne oldu yumurta? Dedim cehennemin dibi oldu. İçinden civciv çıktı. Bize dedim nasıl yumurta vermişsin? Sen nereden aldın? Hangi kümes? Gel göster bakayım. Bunu dışarı çıkarttı. Gittik oraya ben de yanında. Dedi sen dedi buradan alacaktın. Öncekini nereden aldın? Buradan. E şimdikini niye oradan aldın? Ya bunlar daha iriydi. Döndüm öyle herif iriydi. Sen dedim. Ha buradan çıkacak da. Herif dedi damızlıklardan almışsın. Neyse ağa bey tuttu oradan normal yumurtalardan bir tane verdi. 100 liraydı verdi. 300 lira getirdi. 3 yumurta 300 lira. Ağa bey geldik neyse döndük tesise. Şimdi bu yumurtayı bu sefer kazasız, belasız, şersiz, sabah namazında, Fatiha'lı, Sübhanekeli, İhlas'lı, okuya, okuya, okuya içti. Şimdi koca dedi ki içtikten sonra birkaç gün sonra geleceksiniz. Birkaç gün sonra da şimdi patrondan nasıl izin alak? Şimdi koca dedi ki senin gelmen gerek yok. Rıfkı tek gelse yeter. Rıfkı yolunu bulamaz. Rıfkı yine gider. Kerkına kerkına der. Kenel evine yine geri gider. Orayı bulur. Öğrendi ya su yolu diye der. Benim gitmem lazım. Patronuna ben de yalan söyledim. Dedim benim acili o var bu var şu var bir işim var. Neyse ben Rıfkı'yla mecbur gideceğim. Gittim. Geldik herifin yanına ağabey. Keşke ben Rıfkı'ya güveneydim de gelmeyeydim. Hele de ki niye? Niye? Zaten sahtekarlıktan dolayı şikayet eden çok olmuş. Kaç kişiye kaç yumurta satmışsa hepsi 150 lira ya. Bunu bu ticaretten zaten dolandırır emniyet. Sadece size 3 tane satıyor. Ola bir balık kesire satıyor yumurta. Ne derdin var
Uşağım olmuyor. Al bir yumurta 100 lira. 100 lira. Neyin var altınım kayıp. Al 100 lira. Neyin var karımından çocuk bizi barıştır. Ha, neyin var karım benden boşanmıyor. Avuni benden boşa. Her gelen de sizin gibi 3 yumurta alıyorsa tamam işte. He, şirinlik nuskası yap 100 lira bir yumurta. Ama vicdanlı hoca. Yani şeydir yine karşında mal veriyor. Ticaret veriyor. Öyle değil mi ağabey bu memlekette kavatların da sertifikası var. Öyle de vergi dairesinden şeyi var. Yani he yani o da kendine bir ticaret yolu bulmuş. Allah'tan bir yumurta verir. Neyse abime söyleyeyim. Ağabey biz içeri sivil polis, mühür polis, resmi polis içeri bir yanda daldılar. Hurra! Ulan ne oldu oğlum? Bu da namaz pozisyonunda duruyor. Ben yine koltuktayım. Herkesi topladılar. Herkesi falan filan. Neyse karakola marakola aldılar bizi. Bize kelepçe yok buna kelepçe taktılar. Geldik karakola ama bizden sonra sıra bekleyenler var. Kapıda da bir tane armut ağacı var. Sıra bekleyenlere de armut ikram edilir ağaçtan. Bak onu da unuttum. O da 100 liranın içinde baba. Ondan para mara almıyorlar. Ha, o da içinde. Abime söyleyeyim neyse. Şimdi polis bizi karakola aldılar. Komiser mumser bekledi. Komiser geldi sıranın ifadeyi alır. İşte kimlikler minikler aldılar. Bakti Erzurum. Burak Bozdağ. Bakti Rıfkı Şen. Erzurum. Ula sizin ne işiniz var burada? Herif de Erzincanlı. Hem de yöresinden ya kan da çekti. Sizin ne işiniz var burada bunun evinde? Bu sahtekarın herifi de pardon kardeş kurban olayım. Bu sahtekarın evinde ne işiniz var? Dedik biz dedik komiserim şimdi Korkan'da da hemen şimdi ben tabii yine bir dilem ki düzgün bir şey söyleyeyim yani rezil olmayak. Bu Rıfkı tabii korkudan başladı ötmeye. Ya dedi işte bizim altınlarımız dedi komiser abi hem komiser hem abi. Komiser abi bizim altınlarımız çalınmıştı kaybolmuştu. Ama bu koca bulur dediler biz ona geldik. Niye bu ne ki bu bulur sizin altınlarınızı? Buldun mu la dedi bunların altınlarını. Şimdi o kafası ne? Bulsana altınlarını oğlum falan. Ben anladım ki bu iş burada hakikaten zaten şüphelenirdim kocada. Bu iş sahte iş. Neyse bunlara bağırdı, şağırdı, bunu nezaret attı. Sonra döndü bize dedi, siz dedi buraya ne diye geldiniz falan. Ne yapıyorsunuz Balıkesir'de? Dedik biz Balıkesir'de değil, komiserim biz susurluktayız. Orada neydi siz? Dedim dinlenme tesisinde çalışırız. Erzurum'dan kalktınız geldiniz dedi, petrolde çalışmıyor muyum? Olan oğlum yine de siz bir fabrikada işe girdik çalışırız neyse. Olan oğlum kimse garsonluğa tesise buraya gelir mi ya? Girin dedi, telefonun dedi, hangi tesis bu tesis? Tesisin adını, adını yüzden aldı, kimliklerimizi verdi. Esah mı dedik, yalan mı dedik, öğrenmek için arıyor bizim tesisi. Tesisten karakoldan arandık için patrona bağırırlar. Patron bunlarla konuşur falan filan, bir de hikayeyi baştan sona anlatır komiser. Baştan sona neyi anladı sana, daha iyisini anlattı. Üç haftadır bizim bu evi suyulu ettiğimizi öğrenir. Geldi herif bize, kesin bunların hesaplarını. Hadi dedi, ilk otobüsünden de Erzurum otobüslerine de bindirin gönderin. Öyle dakikada bizim paramızı hesabımızı kestiler. Rıfkı bana baktı, ben Rıfkı'ya. Bırak altınlar işimizden dolduk. Aha, yaz bitmedi, yazın ortası Erzurum'a geri gidirik. Ağabey bize gelen ilk Erzurum otobüsüne de bindirdiler. Şimdi yolda gidirik, Rıfkı'yla döveyim mi, dövmeyeyim mi? Altını bu çaldırmış, altını bu kaybetmiş. Bizi götürmüş Cenel Eve bu sokmuş. Bizi götürmüş efendime söyleyeyim Memeli Hoca'yı bu buldurmuş. Bizi götürmüş karakola bu sokmuş. Gel işimizden de etti. Aha. Hayaller de suda. Şimdi 8 tane altınım var. 3 tane de yumurtaya para vermişim kardeşim. Hepsini. 11 tane bana küçük altın borcum var oğlum. Ben nereden bulayım? Dedim ananla günlere gidersen ya. Anan sırası hangi günse o günü kollayacaksan. Komşuları anan verende sen de onu çalıp getireceksin. Anan da bunu yatak odasında saklar. Başka ne de saklar oğlum? Sen nereden bilirsen? Dedim benim anamın günlerine de ben gidiyordum. Dedim ben de oradan bilirim. Anam gardolabın arasına baba. Yüklük var ya gardolaptan üstü yüklük. Altı elbiselik orada iki döşeğin arasına sokuyor. Anam he. Tam döşeğin kat yerine sokuyor ile araya. Anamın da güzel bir huyu vardır bizde. Şimdi yeri geldi söyleyeyim. Anama bir şey verirsen desen ki amını sakla senden alayım ya da kendi eşyası diyorsun. Anam saklı sakladığını kendi onu der. O yüzden iyi bir saklayıcı. Kendi onu der. Çalsam da unuttum. Çalsam da o bir sene evin içindedir yok. Yani aklına hayatta uşağının çaldığı gelmez. Çok anamın parasını çalmışam. Derini unuttum diyor. He der unutmuşam. Evvel akıl bulurum. Babam der kız bul o parayı. Kanepelerin taksiti. Der kız bulurum. Ne zaman? Bahar temizliği gelir ya temizlik. Evet. Bizim Erzurum'da var ya da bahar temizliğinde hep de dip köşeyi kaldırırım ya. O zaman bulurum. Babam Bahar'ı bekliyor koltuğun taksidine. Koltuğun taksisi gitti. Herif arıyor Hasan Bey koltuğun taksidi. Hanım bir Bahar temizliğine başlasın kardeş. Kurban olayım. Bir yere koymuştur ben bilirim muhtadır. Biz neyse bundan küs dövüş geldik Erzurum'a. Yendik neyse valizlerimiz malizlerimizi aldık. Şimdi Rıfkı'yla aynı taksiye bineceğiz.
Rıfkı bindi, baktım bagajı açtırdı, eşyalarını koyuyor ya, ben valizimi geri çektim. Rıfkı dedi, versene. Dedim, vermirem oğlum. Oğlum gelsene. Gelmirem oğlum. Erzurum otogarında bir taksi var, bu mu? Sitrol git. Ben kendi taksimle gideceğim. Bunu yolladım, yani ona biraz trip atıyorum. Bu Sitrol gitti. Ben de başka taksiye bindim, gittim eve. Yoldan moldadan gelmişik, moral sıfır falan. Anam bekler ki uykudan kalksın. Artık ne biriktirmişse para mara da evin bütçesine katkısı olur da. Yok yani para maram yok. Yani o gün akşamı arkadaşlar seslese son paramı orada yiyeceğim, başka param yok. Neyse yattım, anam dedi ki telefon çaldı. Anam dedi seni arıyorlar. Ertesi gün. Dedim kim arıyor? Dedi Rıfkı. Dedim de evde yok. Dedi daha dedim yatayım dedim kaldırıram. Mecbur geldim telefona şimdi yalanla bile. Efendim. Neydi sen kardeş? Dedim sana ne oğlum neydi lan? Ya sana bir şey diyeyim, bana kızma. Dedim daha senin bana yapacak neyin kaldı ki kızım oğlum? Karakoldan aradılar. Dedim aha iyi. Zannediyorum soruşturma açmışlar. Daha o cincinin evinde çıktık ya. Evet. Dedim ne oldu? Dedi karakoldan seslediler oraya gidelim. Neye gidiyorsun oğlum, bak benim adımı vermeyesen dedim. Bak falan. La yok azmi dur. La ne oldu? Bir anlat, öldüm. Ben otobüsten inen de yanlış valiz almışam. Dedim Allah senin belan veri. Senin yani senden beklenen hareketler Rıfkı. Yani normal bir şey değil ki. La o değil konu, o değil. Ula di anlat, öldüm sancıdan, esas konu ne? Ula oğlum valizi hacı amca diye böyle bir herif varmış, namuslu. Herif götürmüş evde açmış, bakmış ki benim değil bu. Biraz da dibini köşesini karıştırmış. Benim valizin hastane yırtık. Bizim altınlar çıkmış. Senin Allah bir değil bin belon biri. Ola cinciyi biz sen bu yüzden tanıdık. Ola biz oğlum genel evi burada öğrendik. Da şimdi Allah etmeye ayak yolu olur şimdi da yani bir demişler da giren alışır falan, tövbe estağfurullah. Neyse biz şimdi işimizden dağıldık, memlekete de sürgün yollandık. Hepsi o yüzden astarın içinde ha. Dedim 11 tane altınımı getir. 8 tane değil mi baba? Dedim oldu oğlum 12 tane. Bir tane de işten atıldım. Bu ayşımı de alacaktım. 12 tane. Ha gitti. İşte otobüse de para verdiniz, onu niye istemedin? Onların hepsini tesisin sahibi bizi kovdu ya, da dayısı arkadaşı ya. Kovarken yani çok da küsmesin dayısı diye. Karnımızı doyurdu, otobüsçüye emanet etti falan filan. Evveler Rıfkı'yla ama aldım altınlarımı. Şaka bir tarafa koç, 11 tane almadım da. 8 tane altınımı aldım ama ne oldu? 45 gün çalıştım. Bir duraydı, 45'imiz daha vardı da yani para. Neyse aldık altınlarımızı da kurtardık. Şeyimiz bitti. Ha Rıfkı'yla küstüm şimdi soruyorlar. Hep bu arkadaşların başım bel olur ya, Rıfkı'yla ne ettin? Rıfkı'yla görüşürük baba. Yani koç o bizim... Sıkıntı yok yani. Yok onun ben canınıyım şimdi. Hatta evlendi, barklandı. Uşaklarının adını birini de Burak koymuş. İlk uşak canınıyım ben onun. Bu arada arkadaşlar sizden bir ricam var. Böyle videolarımızı anlatırız ama bu masadakilere de diyeyim, izleyenlere de diyeyim. Canınızı yiyeyim. Kurbanız olayım. Aman bak çayımı da içireyim. Abi çay içmişsen diyenlere diyeyim. YouTube'da, Instagram'da, bir de Facebook ön sayfamızda. Bizi takip edin kardeş. Şimdi ben inadınıza bir ay anlatmadım. Bak 27 gündür hikaye anlatmadım, an yeni anlatacağım. Vallahi abone olmazsanız, beğeni yapmazsanız, yorumlarınızı yazmazsanız hangine olma. Haberiniz olsun. Bu arada da değerli abilerimiz, Yavuz abilerimize de teşekkür ederiz. Bizi Otantik Gemi'nin şu an Mudanya'da, Güzelyalı'da, Bursa Güzelyalı'da, Otantik Gemi'nin güvertesindeyiz. Yani burada çok güzel de bir konsept yapmışlar. Hem düğün salonu, hem balo salonu var, hem otel, dinime. Valla. Baba bu misafirlerimiz gelen de biz burada ağırlayak. Ha dinime, ele karşısı, deniz, meniz, havası. Allah razı olsun bizi de ağırladınız. Aha hikaye bekleyenlerde de sizin sayenizde hikayemizi anlattık. Doğum günlerine çok güzel olur abi. Çok da iyi olur. Kardeş dediğim gibi şimdi iki tane hikayemiz var bomba gibi. İkisini de peş peşe yayınlayacağız ama bu hafta ne kadar çok abone gelir, ne kadar çok yorum gelir, ne kadar çok beğeni gelirse biz bu işte de hızlanırız, devam ederiz. Hele bir tane mümessilin askerliği var ki, Allah. Erzurumlu'nun askerliği. Bundan sonraki videomuzdu. Size Allah'a emanet ederiz. Sizin sayenizde arkadaşlarımıza, abilerimize, otantik gemi çalışanlarına, ambu çayı, limonlu çayımı verenlere de Allah razı olsun diyoruz. Teşekkürlerimizi edir. Sizi Allah'a emanet ederiz. Sağlıcakla kalın.